Zaten bir arada Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyyatina kurrata a'yun ve ec'alna lil muttaqina imama. Rabbi ec'alni muqima ssalati ve min zurriyyati. Rabbena ve taqabbal du'a. Rabbi eşrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ve ec'alni veziran min ehli Harun ahi ushdud bihi ezri ve eşrik fi emri. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم والحمد لله رب العالمين. Evet, Kur'an okuma prensiplerinden bahsederken altı tane maddesini çalıştık. Bugün yedinci maddedeyiz ve bu madde dikkat istiyor anlaşılması için. Zor değil fakat alışmadığımız bir prensip. Şöyle, biz peygamberi aleyhissalatü vesselamı övmekten, onu yüceltmekten çok çok memnun oluyoruz. Yani Resulullah şöyleydi, şöyle güzeldi, şöyle akıllıydı vesaire diye övünüyoruz. Efendim çok güzel toplum yöneticisiydi falan diyoruz ama çok önemli bir yönünü de ihmal ediyoruz. Nedir o? Resulullah'ın özelliklerinin fazileti risaletinden, yani Allah'ın kendisine eğitmesinden bir. Bu önemli. Allah'ın kendisini eğitmesi. Ettebeni Rabbi fe ahsene tebdibi. Bunu biliyorsunuz. Allah beni çok güzel terbiye etti ve çok da güzel yaptı terbiyemi. Dolayısıyla beni size örnek olarak hazırladı. Ha, geriden bazı sesler geliyor. Rahatsız ediyor mu? Duyabiliyor musunuz beni? Rahat. Duyuyoruz amca. Herhangi bir sıkıntı yok. Okey. Yani bir problem yok değil mi? Hayır, yok. Elhamdülillah. Olduğu zaman haber verin. Şimdi birincisi bu. Resulullah Allah'ın terbiyesinden geçmiş, hazırlanmış bize örnek insan olarak sunulmuş bir zattır. Kendine ait fazileti insani faziletlerdir. İnsani faziletleri ancak peygamberlikten önceki dönemde beni ilgilendirir. Yani peygamber olmazdan önce Resulullah risalet göreviyle görevlendirilmezden önce belli faziletlere sahip insan idi ve onun şahsi faziletleriydi. O bu şahsi faziletlerinden dolayı Allah onu, Resulullah'ı, risalet göreviyle görevlendirdi. Bu fazilet onun şahsına aittir. Bu fazileti kayıp mı etti risalet gönderildikten sonra? Hayır. Bu fazilete çok dikkat etmemiz lazım. Risalet görevi boyutu eklendi. İlave edildi. Takviye edildi. Bunu inşallah anlıyoruz. Takviye edildi. Bu insani faziletleri risalet boyutuyla takviye edildi. Bu birinci prensip, biz hiçbir zaman unutmayacağız. İkinci prensip ise Resulullah'ın verdiği haberler hepsi, mucizeleri de dahil olmak üzere, tamamen Allah'ın ilminden, kendisine ilham edilenlerden başka bir şey değildir. Resulullah ne keçiyi konuşturabilir, ne dağa şahitlik yaptırabilir Resulullah kendi başına, ne de o mucizeleri insanlara gösterebilir. Bunu anlamamız lazım ki risalet görevini, bize bakan yönünü, yani Resulullah şöyle şöyle dedi dediğimiz zaman bu onun şahsi faziletinden dolayı değildir.
şahsi faziletinden dolayı onu bildiriyor, kendi bilgisinden dolayı değil, zaten Resulullah okur yazırda olmayan ümmü bir zat idi ama hiçbir şeyden anlamaz, hikmetsiz bir adamdı da değil. Hikmet sahibi olmayan bir adam da değil, bir insan da değil mutlaka, ama bizim Resulullah'la olan ilişkimiz, ondan belki risaletinden önceki, risalet görevi verilmezden önceki güzel ahlakını kendimize örnek almamız lazım. Almalıyız. Ama onun bir Resul olarak gönderdiği mesajları her zaman Allah'ın bildirmesiyle, Allah'ın eğitmesiyle, birincisi eğitmesiydi, ikincisi de bildirmesi. Allah'ın bildirmesiyle bildirdiğini de bilerek Resulullah'a uyduğumuz zaman Allah'ın iradesine uyup ona ibadet ettiğimizi, Allah'a ibadet ettiğimizi bilmemiz lazım. Yani bir sünnete uyduğumuzda Resulullah'a tabi oluyorum diyoruz ama bu tabiiyet Allah'a olan ubudiyet görevimizin ifasından ibarettir. Resulullah'ın Resulullah'a ubudiyet ediyor değiliz. Resulullah'a dua ediyoruz. Bu ayrımı yapmamız lazım. Onun için bu prensipte Resulullah'ı, yani peygamberleri hiçbir zaman dünyevi hikmet sahibi, zeki, düşünen insanlar, çok bilgili insanlar olarak görmememiz gerekir. Kapattım. Nasıl bir filozofa benzetmemek lazım. Dikkat etmemiz gerekir. Filozofa benzetmeyeceğiz Resulullah'ı. Şimdi alt yazıdaki cümleciyi çoğunuz, hepiniz aşağı yukarı anlıyorsunuzdur inşallah ama şöyle anlamını kabaca vereyim. Peygamberler bizi daima semavi mesajın ne demeye geldiğini bir insan hayatında uygulamalarıyla gösteren insanlardır. Semavi mesajın teorik kısmını diyeceğim, Kur'an'da buluruz, ana hatlarını Kur'an'da görürüz ve fakat onların bir insan hayatında uygulanışını ise yalnızca Resullerin hayatındaki uygulamalardan öğreniriz. Bunun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz Resulullah'ın sevgisiyle yanıp tutuşuyoruz. Bunun nedeni Resulullah kendisine verilmiş olan görevi en mükemmel şekilde ifa etmesinden dolayıdır. Ve bu görevi yapması aracılığıyla, bu görevi aracılığıyla bize vermiş olduğu mesajın, bize öğretmiş olduğu mesajın bizim ile Rabbimiz arasındaki ilişkiyi kurmamızda vesile olduğu için de ona o vesilelik görevini ifa ettiğinden dolayı çok memnun olduğumuzu salavat ile ifade etmeliyiz. Ama salavat ile memnuniyetimizi ifade ettiğimiz zaman bu demek değildir ki Resulullah'a dua ediyoruz. Fakat kafam dağıldı. Niçin dua ettiğimizi bilmemiz gerekir. Niçin memnun olduğumuzu bilmemiz gerekir. Mesela diyelim ki bize burada Amazon'da bir yer veren, şimdi Mustafa diyelim, Mustafa kendi odasını bize kullandırtıyor değil mi? Şimdi Mustafa dediğim zaman, Mustafa'yı hatırladığım zaman bize kendi odasını, Zoom odasını kullanma müsaadesi veren kişi olduğunu anladığımda, onu kullanıp da memnun olduğum zaman, bir ihtiyacımı, insani ihtiyacımı karşıladığım zaman, bu insani ihtiyacımı karşılamanın karşısında,
yani karşılamasına karşı ben de Mustafa'dan memnun olduğumu Allah'a ifade ediyorum. Salavatın manası bu. Ya bak, bana bu ihtiyacımı karşılayan Ya Rab, seninle ilişkimi kurmakta böyle bir görevi ifa etmiş olan Resulullah'tan ben memnunum, sen de memnun ol diyorum. Eğer biz Resulullah'tan ne faydalandığımızı bilmeden salavat getirirsek, onun anlamı iyi niyetimizden dolayı Rabbimiz genel olarak itiraz etmedi, karşı çıkmadı, onayladı, sevgisi var. Belli bir nedenden dolayı sevgisi vardır, ama şu anda neden Muhammed aleyhissalatü vesselam deriz ya hemen, otomatik olarak. Neden aleyhissalatü vesselam dediğimin bilincinde değilim. Rabbim der ki, yani öyle hikmet gereği öyle anlıyoruz, İyi niyetinden dolayı dedi, bunu mükafatlandırayım. Ama esas sizin gibi insanların bunun bilincinde olarak yapması lazım. Mesela bir sünnet-i Resulullah aracılığıyla, ki bu sünnet-i Resulullah dediğimizde de problem var. Mutlaka bizim anladığımız manada sünnet değil. Bazen sünnetler farz-ı ayınları içerir. Yani Resulullah bize bir uygulama öğretir. Mesela namaz kılmayı öğretir. Namaz kılmak sünnet değil ki, farz-ı ayındır. Oruç tutmayı öğretir. Haccın erkanını, rükünlerini öğretir. Bunlar sünnet değil, farz-ı ayındır. Bizdeki bu sünnet anlayışını da genişletmemiz gerekiyor. Yalnız fıkıh literatüründe kullanılan sünnet ile sünnet anlayışımızı sınırlamamamız gerekir. Genişletmemiz gerekir. Bunun nedeni de onun bu öğretisinin hepsi, ne bize ne öğretiyorsa, gerek sözüyle, gerek davranışlarıyla, gerek insanlarla olan ilişkilerinde, onlarla kurduğu ilişkilerde, onların yapmış olduğu, sergilemiş olduğu davranışlarında sessiz kalması, o zaman için, o zamanın şartlarında ona itiraz etmemesi. Mesela herkesin bildiği bir örnekle bunu anlatayım ben. Burada çok dikkatli olmamız gerekir Resulullah ile olan ilişkimizde. Mesela içkinin yasak olmadığı dönemde bir kişi, etrafındaki bir insan, hatta ona inanan bir insan içki içiyor olsa Resulullah bunu engeller miydi? Engellemezdi. Şimdi biz bir hadis okusak, çünkü bir sahabe der ki, ben Resulullah'la beraberdim, içki içiyordum, bana bir şey demedi dese, biz yanılırız. Neden? O hadisin hangi şartlarda, ne zaman, ne maksatla yaşandığını bilmemiz gerekir. Bu kişi yeni demektir. Yeni girmiş ve o zaman da içki yasaklanmamış demektir. Bunları bilmeden hadis okuyup da işte bu sünnettir, bu farzdır, bu vaciptir hükmüne ulaşmak çok yanlış bir istikamete götürür bizi. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizim Resulullah'la olan ilişkimiz, bu yedinci prensipte Resulullah'la olan ilişkimizin temeli, Allah ile olan ubudiyet ilişkimizin Resulullah tarafından sergilenen hali aracılığıyla gerçekleşir. Hatta eğer yani Kur'an'ı okuyacak olursa, Kur'an'da bizim temel bildiğimiz İslam'ın prensipleri prensip olarak anlatılır. Namaz kılın, oruç tutun, güneş doğduğunda, güneş battığında veya güneş zirvede olduğu zaman Allah'ı tesbih edin gibi genel ifadeler kullanılır Kur'an'da. Ramazan ayında oruç tutun der. Şu zamandan şu zamana kadar diye de bir sınırlaması vardır. Onun dışında fazla da bir bilgi yok. Hacca gidin der. Fazla da bir bilgi yok. Nasıl yapacağımı, yani ibadetlerimi nasıl yerine geçireceğimin detayı Kur'an'da verilmez. Bunun için de Resulullah'ın bana bildirdiği detaylar, onun Allah tarafından öğretilip hazırlandığı, bize ulaştırdığı detaylar olarak alıp onu Allah ile olan ubudiyet ilişkimde aracı olarak kullanacağım.
Resulullah'ın bildirmesini. O bildirmenin farkına vardığım zaman, ondan öğrendiğim zaman Resulullah bu görevi yaptığı için de ona salavat getireceğim. Ama bilincinde olacağım inşallah. Bir de Resulullah'ın yapmış olduğu mesajlar, bu biraz daha zor bir konu. Daha incelikli bir konu. Mesela sünnet ise hadislerdeki nakillerde vardır. Resulullah bir şey söyler. Çok olmaz bu ama nadiren de olsa olur. İnsanlar bunu da istismar ederler. Art niyetli olanlar. Kasıtlı yani. Resulullah'ı devreden çıkartmak istiyor ta ki ibadet etmesin. İbadete dönüşmesin hayatı. İşte bana Kur'an yetir desin. Teorik kalsın. Yani entelektüel bilgiden ibaret kalsın. Onlar da bahane derler. Bizim dikkatli olmamız lazım. Yani bu konuda hassasiyetimizin gelişmesi lazım. Neden? Çünkü Resulullah bazı konularda insanların alışmadığı perspektiften muhatap olur. Ve o alışmadığı perspektiften muhatap olduğu için insanlar kendi alıştıkları perspektiften olayı dinlerler ve ona göre değerlendirirler. Bunun en güzel örneği Medine hurmalıkları örneği, Resulullah'ın bazı tıbbi tedavi yöntemlerini kullanma örneği. Şimdi Resulullah'ın esas görevi bize heavenly meaning istediğimiz semavi anlamları aktarmak içindir. Yok Medine hurmalıklarını, Medineliler çiftçilikte profesyonel oldukları için budamak suretiyle daha çok verim alındığını bilen insanlar. Ama Resulullah çiftçilik öğreten insan değil ki. Onun görevi semavi anlamlara bakan yönünü nakletmektir. Bu ne demek? Semavi anlamlara bakan yönü. Mahlukatın, özellikle canlıların Allah'ı tesbih etmeleri, ilan etmeleri karşısında bizim bu tesbihata olumlu mukabelede bulunmamız gerekir. Dolayısıyla Allah'ı tanıtma görevinden dolayı biz bir ağacın veya bir hayvanın herhangi bir haline eğer bizim kendi kullanımımızda faydalı olmayacaksa bir hayvanı öldürmek, mesela etinden veya herhangi bir uzvundan faydalanmak için hayvanı kesmek veya onu öldürmek, şu veya bir şekilde avlamak suretiyle de öyle avlamak, ondan faydalanmak onların yaratılış maksadı içindedir. Yani onlar bir noktada tesbihat yaparlar, bir noktada da insanlara nimet olma görevini ifa etmek üzere yaratılmışlardır. Şimdi Resulullah bize veya Medine'deki çiftçilere ağaçları kesmeyin dedi. Niye dedi? Semavi manasına bak, bizi ulaştırmak için dedi. Semavi manası nedir? Bu ağaçlar tesbihat yapıyor. Niye kesiyorsunuz? Yazık değil mi? Onların tesbihatına neden mani oluyorsunuz? Peki Medineliler nasıl anladılar bunu? Demek ki ağaçları budamamak onların verimini daha çok artıracakmış diye anladılar. Herkesin kendi dünyasından bir bakışı var ya. Ben onu şöyle bir sembolüyle izah etmeye çalışıyorum. Mesela diyelim ki bir güzel manzara içinde bir ağacın karşısına 5 tane kişi otursun. 4 veya 5. Bunlardan bir tanesi odun tüccarı olsun. Diğeri ressam olsun. Diğeri ne olsun? Bakayım, başka bir görev verelim ona. Yok, ressam olur. Ha, marangoz olsun. O da bir de marangoz olsun. Kereste tüccarı marangoz olsun. Herhalde yeter. Biri de
Resulullah'ın o semavi manaları, Allah'a bakan manaları açıklama görevini anlamış, hazmetmiş bir insan. Nedir o? İmani şuura erişmiş bir insan olsun. Şimdi 4 kişi oturuyorlar. Hepsine sorun. Bu ağaca baktığın zaman ne anlıyorsunuz diye. Keresteci bundan ne kadar odun çıkar? Marangoz ben bundan penceremi yaparım veya böyle inşaat malzemesi mi yaparım? Güzel bir kaliteli bir ağaç değildir. Ondan bakar. Ressam şu ağacın şurasından baktığımda bir tablo yaparsam bu tablo iyi para eder. Güzel bir tablo olur der. Peki Resulullah'ın eğitiminden geçmiş bilinçli bir adam baktığında tamamen başka bir dünya ile bakar ona. Nasıl? Ne kadar da güzel şu özellikleriyle yaratıcısını tesbih edip ilan ediyor der. Onların tesbihine katılmak için ne kadar da güzel yaratılmışsın. Seni yaratan cemil-i mutlaktır, rahim-i mutlaktır, hakim-i mutlaktır, hikmetle yaratmış. Güzel renklendirmiş, boyamış, mülevvindir. Çok güzel bir şekil, sevimli bir şekil vermiş. Musavvirdir. Beni bu ağacın karşısında memnun ediyor. Çok şefkatli bir yaratıcıdır. Bana kendisini beni sevdiğini ve memnun etmek istediğini bildiren bir yaratıcıdır der. Vedud ismiyle mesela, Rahman ismiyle mesela o ağaca bakar. Şimdi Resul'ün görevi nedir? Bize semavi manaları ulaştırmak üzere vazife yapan bir görevi var, risalet görevi. Yoksa böyle çok akıllı, çok hikmet sahibi, tecrübeli bir konumuzda ziraatçı, çiftçi. Çiftçilik görevi yapmaz. Dolayısıyla biz Resul'ü dinlediğimizi, Resul'ün perspektifinden burada bana ne mesaj geliyor diye okuyacağız hadisleri. Tabii fıkhi kuralları içeren hadislere uzman olmadan okusan bile bir sonuca ulaşmayacaksın. Aman efendim ben Buhari'de okudum. Ya işte Resulullah yanında birisi sahabe namaz kılarken sarhoşmuş da ne dediğini bilmiyormuş. Ona bir şey dememiş diye bir hadis okuduk diyelim. Ne yapacağız? Resulullah burada hangi görevi yapıyor? Fıkıhla ilgili konu. Ha o zaman İçkinin haram kılındığına dair ayet nüzul etmemiş. Toplum bunu hazmetmek için hazır değildi. Ben orada ne öğreneceğim? Ha bir kişi eğer bu ameli yapmaya hazır değilse, yeni İslam'a girmiş, Allah'ı yeni tanıyor, dünya görüşü daha doğru dürüst şekillenmemiş birisine, daha niçin neden olduğunu bilmeden Müslümanlığı kabul ettin mi? Şimdi mesela bir haber aldım, bir öğrencim, bir arkadaşının Müslüman olduğunu, İslamiyet'i kabul ettiğini dedik. Yarın organize yaptık, yarın inşallah. Neyse, o seremoni kısmını, merasim kısmını tamamlayacağız öğlen namazında, onu anlaştık. Her neyse, mesela şimdi bu arkadaşa daha ilk günden, bak Müslüman oldun, şimdi şehadet getirdin ya, içmeyeceksin dediğinde, Resulullah'ta nakledilen bu haberin hikmetine aykırı olur. Allah'ın bize eğitme tarzına aykırı olur. Ya ne yapacağız? Onu Kur'an'ın naklinde takip edilen hikmete göre biz de onu hazmedebilecek hale gelecek şekilde imani tarafını destekleyeceğiz. Ona rehberlik yapacağız. Kendi anladığımız kadar anlatacağız. Sonra ona bu mesajı vereceğiz. Artık bak Allah senden şöyle şöyle yapmanı istiyor, şunları yapmamanı istiyor diye zaman içerisinde anlatacağız. Çünkü Kur'an da zaman içerisinde bu haberi göndermiş. Resulullah da zaman içerisinde bu haberi uygulamış. Demek ki sünnet olan nedir?
yeni şehadet getirmiş birisine içki içmeyeceksin artık, Müslüman oldun demek sünnete aykırıdır. Bakın perspektiflerimiz değişiyor. Ama birisi der ki, bakın bizim çoğumuz Müslüman toplumda doğmuşuz. Zaten biliyoruz, duymuş, o da İslamiyet'te annesi babası da Müslüman diyelim ve Müslüman kimliğiyle kendini tanıtan kişiler. O da İslamiyet'te içki içmenin haram olduğunu biliyor. Dolayısıyla ben ona direkt söyleyebilirim gibi çok hikmetsiz, Kur'an'ın ve Resulullah'ın hikmetine uymayan bir tarzda o kişiye iman eğitimi vermeden Allah'ın emrine itaat etme gereğinin, gerekçelerinin eğitimini vermeden bizim bu dünyada bulunuş maksadımızın çok değişik perspektifleri olduğunu, yani yaratıcıyı tanıyacağız, bu dünyada yaşamamızın, yaratılmamızın maksadını tanıyacağız vesaire. Bunların eğitimini verdikten sonra bizim dünyevi hayatımızın da belli bir rehberliğe ihtiyacı var. Bu rehberliği benim yaratıcım Resul'ün hayatıyla bana sunuyor, öğretiyor. O hayatında şu ayet geldikten sonra insanlara içki içmeyi bırakın artık. Bu Allah bunu yasakladı dedi. Yani onu söyleyecek düzeye, o haberi hazmedecek, kabul edecek, uygulayacak düzeye o kişiler, o toplum gelmişti. Hikmet budur. İçkiyi yasaklamak, bu bir tipik bir örnek olduğu için tekrar ediyorum, Allah'ın emrine uyma bilinciyle gerçekleştirilmelidir. Allah'ın emrine uyma ihtiyacı hissetmeyen, işte ben Allah'a inanıyorum, tamam inandım, ne demek bu emir? Dünyadaki hayatımı ben kendim yaşarım. Evet, o beni yarattı. Bunu da itiraf ediyorum. Bunu da itiraf ediyorum. Demek yetmez. Bunun eğitimini vermek gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki bütün Resul'den yapılan nakillerin semavi anlamları bize aktarmak için yapılan bir hareket, söz, söylenilen bir söz veya yapılan bir hareket olduğunu bilerek eğer hadis okuyacaksak okuyacağız. Ama fıkhi konuları içeren hadislere gelince uzmanı olmadan lafımızı etmeyeceğiz, uzmanlarına uyacağız. Bu konunun uzmanlarına uyacağız. İşte bunlar mezhep imamlarıdır. O mezhep imamlarının özel olarak yetiştirdikleri talebelerdir. Bu konuyu zaman içerisinde gerçekten yoğurmuşlar, üzerine hayatlarını vermişler, en son şeklini vermişler. Bizde de bu en son şekliyle gelmiş. Ben uzmanı değilim. Nasıl ki herkesin bildiği bir örnek, doktora ben hasta oldum ama diyelim ki ben fizik profesörüyüm. Yani çok üstün vasıflı bir fizikçiyim. Ama ne bileyim, midemde bir şeyler oluyor. Ağır hissediyorum. Ne yaparım? Uzmanına giderim. Ya ben profesörüm, bana bu kadar da midemdeki bir şey bilmiyor muyum diyemem. Uzmanına giderim. Uzmanı belki yeni mezun olmuş bir doktordur. Pratiksiyen bir doktordur. Pratik yapan. Yeni mezun olmuş bir doktordur. İhtisası bile yoktur. Yine onu dinlemek zorundadır. Peki dine geldiğinde neden uzmanları dinleme ihtiyacı hissetmiyoruz? Benim en çok garip gördüğüm, garipsediğim nokta bu. Dini meseleye gelince ben tıp kitabını açar okur bilirim diyor. Ama o tıp kitabının neler, nasıl eğitim yaptığını, nasıl beni yetiştirdiğini, hangi esaslardan kaynaklandığını bilmeden tıp kitabındaki tariflere göre mideni, eğer mide problemini halletmeye kalkarsan büyük bir ihtimalle halledemeyeceksin demektir. Belki de daha çok yanlış yollara gideceksin demektir. Dini konulara geldiğinde biraz daha insan ben kendim yaparım havasına giriveriyor. O zaman Resulullah'ın görevini, Resulullah'ın risalet görevini hayatımızın
semavi yönünü, yani Rab ile olan ilişkisini ifa eden, öğreten yönünü ihmal etmiş oluyoruz. Bunlara dikkat etmemiz lazım inşallah. Peki, buraya kadar sorularımız veya düşüncelerimiz, paylaşmak istediğimiz düşüncelerimizi lütfen esirgemeyin, bekliyorum. Değilse 8. prensibe geçeyim dedim. Evet. Yok galiba. Sorularınız yok mu? Peki. Ya yani çok bu konu bana çok önemli geliyor. Önceki okuduklarımız da çok önemliydi. Bu konu özellikle önemli. Bugünlerde Resulullah'ın sahabenin kahramanlıklarıyla falan, onların fazileti derken sadakat fazileti, sebat fazileti, bunlar tamam. Ama sanki kendilerinin üstün, daha diğerlerden daha farklı yaratılmış bir üstün vasıflara sahiplermiş gibi algılama veya öyle görmeyi sevme meyillerinin altında Risaletin ne gibi bir misyonu ifa ettiği bilincinin olmadığı yatıyor. Onun için bu konu benim kanaatimce çok önemli. Bakayım arkadaşlardan sorusu var mı? Mustafa, parmak mı kaldırıyorsun? Aklıma takılan soruyu sorma şeyim var mı? Benim izin var mı bana? Artı 25 olduğum için. Sakalını kes, genç rolüne gir, ondan sonra olur. Ama bugün hadi idare edelim. Yeni bayram ya, kalbini kırmıyor. Hadi Allah razı olsun. Bu dini eğitim bölümüyle fıkıh eğitim bölümlerinin kesiştiği noktalarda, hadis okumalarında, yani ikisini kesiştiği konular olduğu zaman, yani hem dini eğitim bölümü hem fıkıh eğitimlerde. Fıkıh eğitimi fıkıh eğitimlere bırakacağız. Fıkıhçılara bırakacağız. Dini eğitimlerinde anlamlara baktığımız zaman ikisinin kesiştiği noktalar olabilir diye düşünüyorum. O zaman nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Şimdi prensiplerden bahsediyoruz ya Mustafa. Ya pratik bir soru, güzel. Bazen demek ki yaşlılar da güzel soru sorabiliyorlarmış. Ben bunu bir daha düşünmem lazım. Yani ihtiyarlık ve yaşlılığı teyit ettik amca. Nüfusta da 50'yi geçtik elhamdülillah. Sıkıntı yok, devam. Devam edelim değil mi? Ya bu sakalını boya, siyah yap. Beyaz evet. Ama neydi peki? Evet. Şimdi biz her konu ya mutlak amele aittir ya mutlak ahlaka, ubudiyete, insanın ubudiyeti derken Rabbi ile olan ilişkisi, imanını uygulamaya koyması. Yoksa İslam'ın 5 şartı veya 32 farz mı? Ne çocukken ezberletmişlerdi. 32 farzını uygulama anlamında değil. Yani Allah'a ibadet bilinciyle yaşayan insan. Eğer bunlar birbiriyle iç içe girecek olurlarsa, o zaman bu işin fıkhi yönünü ben hadis okumalarından çıkartamam. Onu uzmanına bırakacağım. Fakat iman eğitim yönünü, eğer o konuyu bana öğreten uzman varsa, ki var, iman boyutunu öğreten, en azından buradaki arkadaşların çok yakından tanıdığı, bildiği öz. Said Nursi diye bildiğimiz zat var. Eserleri var. Hepsi benden daha iyi bilirler. Yani şimdi burada gerek Kur'an'ın gerekse Resulullah'ın bize ulaştırdığı imana göre yaşama. Bakın şu ayrımı yapmamız lazım. İmana göre öğle namazını 4 rekat kılma demiyorum. Ama öğlen namazını 4 rekat kılarken bu Allah'ın iradesinin Resulullah'ın hayatını eğitmek suretiyle ulaştırdığı haber olduğu bilinci imana bakar.
bilinci 4 mü 3 mü olması amele bakar. Biraz anlatabildim bilmiyorum. Bizim bu iki konuyu birbirinden ayırmamız lazım. Öğlen namazını neden 4 rekat kılıyorsun? Resulullah 4 rekat olarak öğrettiği için kılıyorum. Kur'an'da 4 rekat kılacaksın öğlen namazı diye bir hüküm yok. Ama Kur'an'ın her tarafında Resul'e uyun, Resul'e uyun, ittiba edin. Çok yerlerde de itaat edin, ittiba edin. İki boyutludur o. İtaat bir başka konu, ittiba bir başka konudur. Birbiriyle bağlantılıdır ama ayrı alanları içerir. Resul'e ittiba edin emrinin gereği 4 rekat kılan Resul'ün, Resul'den gelen haberin 4 rekat olması muamelata bakar. Yani ben 4 mü kılacağım, 3 mü kılacağım da karar Resul'den, Resul'ün öğrettiğine aittir. Resul'ün öğretmesine aittir. Peki, bir de bunun ibadet boyutu var. Şimdi namaz kılarken ki huşu, namaz kılarken ben Allah'ın emrine uyuyorum bilinci, namazın Allah'ın emri olduğu için kılma bilinci imani boyuttur. İncelikli olan nokta neresidir? Ben 4 rekat kuralına uyarken dahi bu 4 rekatı ben Resul'den öğrendim ama onu da Resul'e Allah öğretti. Allah'ın öğretmesi üzerine Resul'ün aracılığıyla 4 rekat kılıyorum bilinci imani bilinçtir. Farkı anlatabildim mi? Olmadı mı? Ben tamamım. Böyle arkadaşların problemi varsa, sorusu varsa buyursunlar. Evet. Zeynep Kurşun'u de. Ben, siz belki duymuyorsunuz yakından gelmediği için ama geriden böyle trafik var burada. Arkada yol var. Geriden devamlı arabalar geçiyor onların sesleriyle. Sizi zor duyuyorum. Ama siz herhalde o araba seslerini çok duymuyorsunuzdur. Çok hafif geliyor ama ses net anlaşmıyor hem de. Çünkü bilgisayar yakındaki sesleri alıyor. Uzağa karşı hassas almıyor. Peki Zeynep Hanım buyur. İyi akşamlar. Öncelikle herkese, Ali abi, ben şunu sormak istiyorum. Hani fıkhi ve imani boyutu olarak iki cihette yani böyle ayırdık bazı şeyleri. Benim bazı mevzularda, mesela örneğin tesettür mevzuunda, yani gözlere de, düşünceye de, belki sözlere de tesettür gerekiyor. Bu tesettürü fıkhi boyutta ele alamıyorum. Yani işte Peygamber Efendimiz şuna bakmış, şuna bakmamış gibi, böyle tesettürün en ince ayrıntısına kadar Peygamber Efendimiz, çünkü benim zamanımda yaşamadığı için, yani şöyle diyeyim, ben ondan görerek, bilerek, direkt neye bakmış, neye olmuş, neye olmamış diye soramadığım için, fıkhi boyutta ona soramadığım için ve fıkhi boyutta işte neye bakmış, neye bakmamış bunu da anlayamadığım için fıkhi mi, imani mi karıştırdığım konular oluyor. Birbirine giren konular oluyor bende. Belki bunda hadis okumalarını yapmam gerekiyor. Tam bilemiyorum. Yani o birbirine karışan mevzular için ne diyebilirsiniz? Herhalde konuyu anladığım gibi. Birincisi, Kur'an'ın genel bir hükmü var değil mi? Tecessüs ederek şu adamın nesi var, şu odada ne var, şöyle davet edildiğiniz evin kapısını birazcık açıksa, böyle kafanı uzatıp da içeriye bakmama emri var. Biliyorsun, vela tecessüsü. Şimdi birincisi bu. Peki biz neye bakacağız? Mahrem olana bakmayacağız. Kur'an'ın bu emrinden öğreniyoruz ki, mahrem olana bakmayacağız. Bizde mahrem anlayışı yalnızca gereği gibi kapanmayan kadına bakmak diye anlaşılır. Evet, bu doğrudur. Mutlaka doğru.
Yani ben ona çok gürültü geliyor. Mutlaka doğrudur. Bakmayacağız. Ama bu mesela bu meselenin %1'i, %2'si de bu konunun. Nelere bakmayacağız? Mahrem olanlara bakmayacağız. Sa'd Mürsel'in meşhur üstadın sözü var ya, harama bakma demez Sa'd Mürsel. Yani Allah rahmet eylesin. Çok hayranım o adamı. Çok bilinçli konuşur yerinde. Haram bakma der. Mesela haram bakma. Harama bakma değil. Yani bu harama bakacağız anlamına değil. O zaten toplumda bilinen bir kavram. Gerçi harama bakmak çok sınırlı olarak açık saçık kadına bakma anlamında kullanılır Türkçe'de. Doğrudur. Ama yalnız o değil. Harama bakmanın çok daha geniş anlamı var. Mesela bir insanla beraberseniz, onun size açıklamak istemediği bir konuyu o insanın sana açıklamak zorunda bırakacak bir şekilde sorgulamaya tabi tutmamak, harama bakmamaktır. Harama bakmak istememektir. Seni ilgilendirmeyen bir konuyla ilgilenmek harama bakmamaktır. Ama haram bakmamak işte işin imani boyutudur. Buraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Mesela ben burada etrafımda ağaç dolu maşallah. Yeşillikler de açtı. Şimdi bir ağaca bakıyorum. Ona tesbihat yapan bir melek olarak bakmıyorum. Ya yeşil yaprakları güzel görünümü olan bir odun toprağın içinden çıkmış gelmiş diye bakıyorum. Haram bakıyorum. Farkındayız değil mi? Haram bakıyorum. Ayrıca özellikle bu mesela tesettürlü bir bayan var. Tesettürlü. Ona öyle bir şekilde bakarsınız ki haram bakarsınız, harama bakarsınız. İkisi de. Ne demek bu? Kendi güzelliğini kendisine vererek bakarsınız, tesbihatını anlamak için değil. Bir de harama bakarsınız. Çünkü başka duygularla bakarsınız. Açık tarafı yok. İşte dedim ya bu mesele harama bakmanın %1'idir. %99'u var. %99'u da girer. %99'un içinde bir yer alır bu. Ne yapıyorsunuz? Başka niyetlerle karşı cinse olan eğiliminden dolayı, onu engelleyememekten dolayı bakıyorsunuz. Ama bu kişiye sorsanız ki buna bakmayın, niye kapalı der. Yani bu işte konunun imani boyutunu anlamamaktan kaynaklanıyor. Mesela bu konuda siz de duymuşsunuzdur tahmin ediyorum. Biraz çok kullanılan, nakledilen bir hadis. Bir genç Resulullah'ın yanında oradan bir bayan geçiyor. Ona o bayanla beraber böyle kafası onun gittiği şekilde arkasından teleskop gibi takip ediyor. Resulullah da kafasını tutuyor. Ha, bu da bir örnek bakın. Ama bu kız açık olmuş, kapalı olmuş. Onun açıklığından dolayı bak, alakası yok. Çünkü başka mahrem olan yönüyle bakıyor. Nedir o mahrem olan yönü? Size helal olmayan karşı cinsten birisiyle o helal olmayan yönüyle ilişki kurmak üzere bakıyor, ilgileniyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bir kız bir başka kıza bakarsa fıkıhta haram değil. Müminlerse, hadi diyelim mümin olmayanlar için fıkıhta hüküm var ayrıca. Ama mümin olmayan birisinin karşısında bir kadın, bir mümin kadın, kadındır, o da kadındır, ben de kadının fıkıhta haram değil diye açılıp saçılamaz. Çünkü mümin olmayan kadın bir başka mahremiyeti
yönüyle bakma ihtimali çok fazla çünkü mümin değil. Ne yapacak? Bedeni güzelliği için bakacak. Yani o da haram olan yön. Peki bir kız, bir kıza, bir bayan, bir bayana, benim öğrencilerde ben çok görürüm onu, benim odaya otururlar. Çok komiktir. Neyse, kapı açık tabii, kapıyı kapatmam. Bu hanım olduğu için kapatmam kapıyı. Kapı açık, odaya oturur. Oradan geçen bir başka gayet güzel, mütesettir bir daha başka öğrenci, Müslüman öğrenci geçer. Benim kapının önünden geçerek mescide giderler. Benimle konuşurken veya ben onunla konuşurken kafası o kızın elbiselerini başından sonuna kadar renk harmonisini nasıl tutturduğunun fotoğrafını çeker. Ne yaptı? Yani açık konuşacağım bunu, seksi bir cinsellikle baktı değil. Ya onun elbisesini kendi adına hayranı olarak baktı. Allah'ın güzelliği, Allah'ın ne kadar da güzel yarattığı anlamında değil. Thank you, thank you. I've been waiting here. Yeah, sorry. Thank you. Why didn't you grab him? Okay. Bilmem cevap oldu mu veya yardımcı oldu mu? Bu ayrımı yapacağız. Oradaki imani boyutu anlayacağız. İmani boyuta bakacağız. İmani boyuta bakmadığımız zaman ya harama bakıyoruz ya haram bakıyoruz. Mesela diyelim ki benim göstermek istemediğim, seni evime davet etmişim, masamın üzerinde okuduğum bir kitap var. Bu kitabı aldım, pardon affedersiniz, bu kitabı aldım, şöyle kapattım. Şimdi telefonu kapattım gibi. Niye? Bu kitabın başlığını senin görmeni istemedim. Pardon. Ben mutfağa gittim genellikle çay getirmeye. Kültürde var bu. Mutfağa gittim. Siz ben gittikten sonra şöyle göstereyim. Kitabı açıp dediniz, kapattınız. Ne yaptınız? Mahremiyete baktınız. Mahrem. Niye? Ben göstermek istemiyorum. Müsaadem yok. Benim müsaadem yokken benim bir mahrem olan, gizli olan yönümü öğrenmiş oldum. Bu nedir? Yani misafirin hukukunu aşması ve harama bakmasıdır. İşte biraz böyle genişletmek lazım. Harama bakmayı. Onun için çok ben önemli görüyorum. Kültürde gördüğümüz masum dini anlayışların hepsi yanlış değil. Çoğu doğru. Çoğu doğru. Mesela misafire ikram edeceksin. Güzel. Efendim muhtaçları görüp gözeteceksin. Güzel. Bunların hepsi doğru. Ama bunlar o meselelerin eğer biz peygamberi bize öğrettiği fiillerin imani boyutunu bu heavenly meaning istediğimiz semavi boyutunu deriz. Sema Allah'ın inzal etmesine dair kullanılır ya Kur'an'da. Kur'an'ı semadan indirdi, pardon, yağmuru semadan indirdi, Kur'an'ı işte indirdi kelimeleriyle, hep sema, sema örneği verilir. O sema üzerinde ayrıca konuşmak lazım ama şu anda konumuz değil. Yani semadan, sema ile yani ilahi boyutuyla, Rabbe ubudiyet boyutuyla değerlendirmem gerekiyor. Allah'a ibadet boyutuyla değerlendirmem gerekiyor. Peygamberden gelen nakilleri. Yalnızca onun fiziki bir davranışından ibaret olmamalı ama şunu da ihmal etmeyin. Fiziki boyutu da dahil.
Ama kültürde genellikle yalnızca fiziki uygulamada sınırlı kalmış sünnet. Bizim yalnızca fiziki uygulamaya sınırlamamamız gerekir. Onun imani yönünü açmamız gerekir. Onun için toplumda gördüğümüz veya yani diyelim insanların ihtiyacını karşılayın. Ne yapar toplum? İnsanın ihtiyacını yemek, elbise, efendim belki bir evi falan yoksa ona sığınacağı bir ev, kira parasıysa vesaire yardım etmek olarak anlarız. Yanlış mı anlarız? Doğru anlarız ama çok eksik bir anlayıştır. İşte imani boyutta dikkat ettiğimiz zaman insan ihtiyacının tanımlanması gerekiyor. İnsan ihtiyacı nedir? Tanımlayalım bunu. İnsanın en büyük ihtiyacı yaratılış maksadını bilmektir, yaratıcısını tanımaktır ve bu dünyada niçin var, nereye gidiyor, oraya nasıl hazırlık yapacak, bu konuda o kişinin kalbini, aklını ikna etmektir. Bunun için de o kişiye malzeme vermek, sanki o kişiye yemek hazırlamak gibidir. Elbise giydirmek gibidir. Ama yemek ve elbise bedenin ihtiyacını karşılar. Fakat bu kişinin yaratılış maksadını anlamasına vesile olacak malzemeler o kişinin ruhunun ebedi hayata hazırlama ihtiyacını karşılar. Hangisi daha önemli? Bakın bedeni ihtiyacı karşılamak cüz'i bir davranıştır bu dünyada. Yani bedeni ihtiyacı karşılarsın 50 yıl, 60 yıl, 80 yıl sonra ölür gidersin. Fakat ruhi ihtiyaçlar ebede kalır, ebedidirler. O ebedi ihtiyacı karşılamak zekattır, sadakadır gibi konuların alanına girmez kültürde. İşte Resulullah'tan yapılan nakılda burada semavi olan nedir dediğimizde biz aman efendim bize işte çevrendeki akrabalardan başlamak üzere zekatını onlara dağıt der. Zekat deyince temizleme demektir deriz. Malımızı temizliyoruz. Peki Aydın Dürsi'ye soruyoruz. Mal nedir deyince akıl senin malındır, gözün senin malındır, kulağın senin malındır, duyguların senin malındır, sana emanet olan mallardır. Bunları yaratılış maksadına uygun olarak kullanmaktır. Onun için o, hadi bakayım, tek hatırlamakta başarılı birisi değilim de. İnna Allah eşterâ mü'minîne enfusehum. Kaçıncı sözdü o? Sekiz değil. Dokuz da değil, on da değil. Yedi. Altı abi, altı. Efendim? Altıncı söz. Altıncı sözü iyi okuyun. Orada savaş var. Elinizdeki malzemeleri, yani savaşta kullanacağınız silahları onu sana veren adına kullanın dediği yerde Sa'd-ı Nursi böyle bir ifrat değildir o. Sa'd-ı Nursi toplumda bilinenin bahsedilmesine gerek yok prensibiyle hareket eder. Onun için oradaki anlatılanların hepsi nedir? Tamamen iman boyutuyla anlatılır. Ne yapacaksın? Aklı, o aklı vereni tanımak üzere kullanacaksın der. Gözü vereni tanımak üzere kullanacaksın. İman bakacaksın der. Yani haram bakmayacaksın, helal bakacaksın der. Helale bakacaksın ayrı konu. Helal bakacaksın der. Bunların kavranması için de Risale okurken yani biraz dikkatli okumak gerekiyor. Biraz değil, bayağı dikkatli okumak gerekiyor. Ya burada hiç maldan bahsetmedi dememiz gerekiyor. Altıncı sözde okurken. Dikkat edelim bunlara. Evet. Mesela 12. sözde Kur'an'ın nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlatılıyor. O anlatımda ne vardır? İşte harflerin çok kıymetli olduğunu,
her bir harfi bir mücevher ile temsil ettiğini söyler. Fakat o mücevher olanın işte Arapça gramerini öğreneceksiniz. Herkes Arapça çalışıyor zaten profesyonel öğretmen olmak için, hoca olmak için. O konuda teşvike gerek yok. Toplumunun onun bilincinde her tarafta o faaliyeti gösteren binlerce kurumlar var. İnsan da değil. Binlerce vakıflar, cemaatler, cemiyetler var. Binlerce. Ama ne yok? O bir harfi, mesela diyelim zümrütle yazılmış bir harfin zümrüt değerini kazandıran onun o cümlenin içerisindeki o kelimenin yapısına katkı yapmış olduğu katkının manaya yansıyan yönüdür. Eğitime yansıyan yönüdür. Herhalde bunları böyle biraz daha genişletmeyi öğrenerek risaleleri okumak lazım. Yoksa yani şöyle bir tablo sonucu çıkması çok muhtemel. Ben de bundan çok korkarım. Hem risale okursun hem kültürdeki dinin kalıplarının dışına çıkmadan yaşarsın. Biraz da öyle görünüyor. Kültür dininin kalıbının dışına çıkmadan yaşamak çok mümkün. Risale'yi ezbere bilsem bile. Evet. Mustafa'yı artık bayram dedik ama bu kadar da değil. Hadi bakalım. Buyur, 15 buyur. Amca ben sadece vazifemi yapıyorum. Bu son 5. Ben yani söz hakkı istedim dedim. Yani ihtiyarsak haddimizi biliriz. Gelecek hafta sen bu sakalları boya da gel. İnşallah. Peki. Son 5 dakikayı yani biraz geç başladığımız için son 5 dakika dedin de. Peki sorularımız var mı? Gelecek hafta saat 8.30'da Türkiye saatiyle 8.30'da başlayalım diyor arkadaşlar. Uygun olur dediler. Sonradan gelenler belki duymamış olabilir. Bir de Ayşenur Hanım'dan aldığım e-mailde de böyle bir talep vardı. Bana da uygun. 8.30 diyorsanız. Ama Ayşenur Hanım elini kaldırdı. O da mı 5 dakika diyor acaba? Orada 5 parmak görünmüyor ama. Neyse. Buyur Ayşe Hanım. Ali amcacığım ben şey sormak istiyorum. Sürekli tesettür üzerinde iman üzerine gittik. Ama mesela ben de bunu günlük hayatta nasıl uygulamam gerektiğiyle ilgili bir şey soracağım. Hani her gün dışarıya çıkarken ya da işte bir şeyler giyiniyorum. Ama hani karar veremiyorum. Hani bu fıkhi anlamda uyabiliyor muyum, uyamıyor muyum? Sizce tesettür ne demek? Hani bir sürü tesettür tırnak içerisinde tanımı var. Yani halka göre mi diyeyim artık. Hani ferace diyorlar. Ondan sonra siyah giyinmek diyorlar. Ya da başka tanımlar var işte. Nasıl giyindiğimize göre de işte bize davranışlar değişiyor. Hani bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz onu merak etmiştim. Ben siyah giyinmek diye bir şey hiçbir yerde ne okudum ne gördüm de insanlar onu konuşup duruyorlar. Bir de insanların çevrede belli cemaatlere mensubiyetinden dolayı, o mensubiyet taassuplarından dolayı o cemaatin lideri kendine ait, kendisini, kendi cemaatini belirleyen bir tip geliştiriyor. Bunların fıkıhla falan alakası yok. Bu bir eğilimdir. İnsanların bir eğilimi. İşte renkli giymeyeceksin vesaire. Böyle renkli giymeyeceksin, siyah giyeceksin falan diye bilmiyorum. Fıkıhta böyle bir hüküm var mı? Bunu insanlar zamanla taassuplarından dolayı, yani ona biraz şöyle söyleyeyim, gayret keştiklerinden dolayı Resulullah'ın yaşadığı o rahat, toleranslı hayatı yaşayamamaktan kaynaklanıyor. Size madem son 5 dakikada bir hadis nakledeyim. Resulullah'ın evine hanımlar geliyorlar. Başlıyorlar
kocalarını şikayet ediyorlar. Başka yani ne yapsınlar? Onlar da haklı. Veya şundan bundan şikayetleri var. Onları konuşuyorlar. Resulullah gayet anlayışlı bir şekilde diyaloğunu nasıl sürdürüyorsa hadiste içeriği yok. O sırada Hazreti Ömer geliyor. Hazreti Ömer dışarıdan böyle haber veriyor. Ya Resulullah gelebilir miyim? Onun Hazreti Ömer olduğunu anlayınca hanımlar köşeye sıkışıyorlar. Şimdi şöyle bir şey söylesem ne dersiniz? Resulullah oturma odasındaydı da hanımlar yatak odasına kaçtılar. Ne yanlışı var burada? Doğru mu? Ne dersiniz? Yanlış gözükmüyor. Yanlış gözükmüyor. Evet, yanlışımı bulun. Resulullah iki odalı evde kalmadı hiç. Aynen, tek odalı evde. Köşeye sıkışıyorlar. Böyle yatak odasıymış, oturma odasıymış bunlar. Yani bizim olmasın demiyorum. Bak burada başka bir konuya gireceğim. Başka bir konuya gireceğim. Mutfağımız olmasın demiyorum. Bir odanın kendi köşesini mutlak yapıver. Sünnet olan budur diye. O ifrata da gitmemek lazım. Fakat Resulullah'ın mütevazi bir şekilde o zamanın şartlarında gayet savadı azam denen çoğunluğun ortalamasında orta yerde bir hayat yaşayan, bunun elinden geldiği kadar altına düşmeyen fakat dikkatli bir şekilde de üstüne çıkmayan bir hayat yaşadığını bilmemiz lazım. O şartlarda vasat hayatı neyse, neyi gerektiriyorsa onun üstüne çıkmamada ısrar etti Resulullah. Hayatını lüksleştirmedi. Bilmem buradan bir mesaj çıkıyor mu size? Ayrıca bir mesaj bu. O zamanın genel olarak Medine halkı tek odalı evlerde kalıyorlar. Tek oda, ev dediğin yer tek oda olur canım. Bir köşesi mutfaktır, bir köşesi banyodur, bir tuvalet dışarıdadır zaten. Böyle bir yatak odası vardır. Kalktığın zaman yatağa katlarsın, oturma odası olur vesaire. Bu şartlarda yaşayan bir hayat yaşadığını bilmemiz lazım ki Resulullah'ın o davranışından biz de kendimize ders çıkartıp ona göre bir dünya hayatı tanzimi yapmamız gerekir. Savad-ı azam prensibine uymak gerektiğini de buradan öğreniyoruz. Her neyse, bu da Resulullah'ın bir mesajı bize. Resulullah'ın hayatından öğrendiğimiz mesaj. Kadınlar, bayanlar sus pus kesiliyorlar ve köşeye sıkışıyorlar. Hazreti Ömer diyor ki, ne diyor, nereye kaçıyorsunuz öyle? O da diyorlar, sen çok sert bir adamsın. Resulullah gibi mülayim, anlayışlı değilsin diye şikayet ediyorlar. Onun üzerine Resulullah da diyor ki, ya Ömer diyor, şeytan seni yolda görse yolunu değiştirir diyor. Böyle esprili, anlamlı bir sözü var. Şuradan, bunlardan şunu anlıyoruz. Böyle insanların karakterlerine göre zamanla insanlar o karakterleri doğrultusunda hüküm çıkartmaya çalışmışlar. Fakat biz nasıl söyler ona mainstream ana hatlarıyla mezhep imamlarının böyle bir yani karakterini yansıtma eğilimiyle fıkıh hükümlerini tespit ettiklerini görmüyoruz. Ya o toplumun ihtiyacına göre Resulullah'tan yapılan nakilleri o toplumun ihtiyacına göre ayarlıyor. Mesela bugün bir fıkıh alimi olsa, mezhep imamı olsa bugün tutup da eviniz bir oda olsun demez. Hatta Resulullah'ın hayatından yapılan nakilde bir oda olduğu kesin.
Niye demez? Bu savad-ı azam prensibini uygular. Savad-ı azam prensibi neyi gerektiriyor? Şu yaşanılan, çevrende yaşadığın toplumun ortalaması hangi ekonomik düzeyde, hangi hayat, aile hayatı şartları, hangi ev şartları düzeyinde yaşıyorlarsa siz o düzeyin üstüne çıkmayın. Ama imkanınız yok, altta kaldınız, olur. İmkanınız var, üste çıkın, hayır. Bu farkı da anlayalım, bu da sünnet olandır. İmkanı olan o vasatın üstüne çıkmayacak, imkanı olmayan sabredip aşağıda kalacak. Resulullah'ın hayatı böyleydi. Hani bulduğu zaman yerdi, bulmadığı zaman oruç tutardı var ya. Resulullah aç eve geliyor. Şimdi bizim anlamadığımız pek kültürden dolayı, kültür engelinden dolayı anlayamadığımız olaylardır bunlar. Eve geliyor. Ya eve de hanımına söylüyor, yiyecek bir şey var mı diyor. Yani yok diyor. Şimdi birisi bir fakir geldi, gariban birisi de verdim de varsa diyor. Her neyse. İşte bir hanım gelmiş, çok acı bir şeyler verin demiş. Orada da hanımı ne varsa vermiş. Peki, yok diyor. O zaman diyor ben oruç tutmaya niyet ettim. Bizim böyle bir oruç anlayışımız yok. Bilmiyorum işte o savma niyet ettim diyor. Savm kavramı da bunlar detaylı konular. Her neyse savma niyet ettim o zaman diyor. Neyse oturuyorlar. Herkes kendi işine bakıyor. Onu hadiste öyle bir nakil yok. Sonra bir kişi geliyor, Resulullah Medine yöneticisi olduğu için insanlar geliyorlardı, o yönetici olana toplumun ihtiyacını karşılamak üzere, bak bu nokta ilginç, buraya çok iyi dikkat edin, toplumun ihtiyacını karşılamak üzere sanki bugünkü şartlarda vergi gibi, sadaka gibi, hadi şunu da mahallenin güzelliği için yapıvereyim diyen insanlar gibi yaptıkları, o verdikleri o şeyler, iyi dikkat edelim, Resulullah'a getirilmiş hediyedir, bilmem nedir ismi altında. Yani hediye de olabilir, o ayrı konu, olmaz değil. Hediye de olabilir ama genellikle Resulullah'a verilenler yönetici olduğu için sanki Maliye Bakanı'na verilen yardımlar gibi, verilen vergiler gibidir veya toplum menfaatine verilen vergiler gibidir. İyi dikkat edelim buraya. O zaman bakıyor ki kendisi toplumun savadı azamın altında kaldı. Toplumda insanları şöyle ya da böyle genel olarak yiyecekleri bir şeyler var orta tabaka. Ortada bakanın. Onun altında kaldı. Altında kaldığı için onun ihtiyacını kendine ait gördü, buldu. Ve dolayısıyla getir yiyelim, o zaman iftar edeceğim dedi. Yemeye başladı. Ya bakın Resulullah'ın hayatındaki elastikiyete iyi dikkat edelim. Yani Ömer kötü mü yaptı? Hayır, bir karakterdir. Ebu Bekir başka bir karakterdir. Değil mi efendim? Allah bize bunun örneklerini verdi. Hazreti Osman bir başka karakterdir. Hazreti Ali tamamen başka bir karakterdir. Bu özellikleriyle gösterdi bize. Ama biz biliyoruz ki Resulullah bunların hepsine evet demiş bir zat idi, bir kişiydi. Karakterleri tanıyordu. Siz de kendinize göre, kendi şartlarınıza göre o tesettür ana prensipleri dahilinde kalmak üzere, mesela tesettürden maksat yalnızca şöyle bir başörtü diyorlar şimdi ona. O başörtüyü başa kapatıp değil de bir de hayanı, mahremiyetini kapatma esprisi var. Sizden, sizin gibi Risale-i Nurlardan haberdar olan kişilerin o tesettürün imani boyutunu kavraması beklenir. Orada hayatınızı eğer kendinizi, evet kadın güzel görünmeyi sever ama o güzel görünmeyi kendinizi pazarlamaya dönüştürürseniz onu tesettür değil, başka bir alana girer, pazarlama alanına girer.
Anlaştık mı bilmiyorum Ayşe Nur Hanım. Anladım Ali amcacığım, Allah razı olsun. Yani böyle kesin bir kuralı kimse söyleyemez. Söylenemez yani. Çünkü karakterler giriyor içerisine. Toplum şartları giriyor içerisine. Resulullah da toplum şartları karakterlerine göre insanlara muamele ediyordu. İnşallah anlaşılmış. Anladım inşallah. Teşekkür ederim. Peki ben de geç kalıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Başka soru? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin bi hurmeti sirri suratil Fatiha.